Hepimiz hayatımızda boşluğa düşüp Kur'an'a, namaza, oruçlara, ibadetlere sarılıyoruz. Bir gayret içine giriyoruz ama bir süre sonra namazlarla, ibadetlerle hayatımızın değişmediğini, düzelmediğini, belki daha da kötüye gittiğini görüp ya ne oldu şimdi, o kadar Allah için çalıştık ve şu halimize bak, daha da sıkıntı olduk. Demek ki yanlış yapıyorum deyip bıraktık. Bırakmaya meylettik veya şu an belki onun sancısını çekiyoruz. İşte tam da bu yüzden aslında bu videoyu çekiyoruz. Çünkü bu gerçekten temelde halledilmezse bütün o gayretin boşa gitme ihtimali çok yüksek. Şimdi şöyle düşünün. Bu işi yaparken, yani ben namazlara başladım, oruçlara başladım. Ne bekliyorum? Ne istiyorum? İnsan belki de önce ilk bunu sormalı kendine. Ben ne arıyorum? Cenab-ı Hak kullarına sorumlulukları verdi. Bu işleri yapın dedi. Eyvallah. Ama bunu niye istiyor benden? Neden verdi diye sorduğunda Allah'ın aslında bu işleri lezzeti, mükafatı, hazzı hemen alalım diye vermediğini, bu işleri ebedi almamız için bizi hazırladığını görüyoruz. Dünyayı tanımlarken Üstad Bediüzzaman Hazretleri, bu dünya lezzet, ücret, mükafat yeri değil. Değil ki. Burası kulluk, gayret ve hizmet yeri diyor. Tam da çözülmesi gereken o noktaya geldik. Yani bu dünyanın vizyonu ne? Benim bu yaptığım ibadetlerdeki o merkez, gaye ne dediğinde, dünya mükafat almak için tasarlanmadı. Dünya çalışıp ebedi mükafat almamız için tasarlandı. Yani burası ebedi mükafatı alet edilecek yer. Ebedi mükafatın kaynağı, bunu bize verecek yer değil. Böyle bir şeyin mümkünatı yok. Biz gidiyoruz, dünya gidiyor. Her şey ölmeye ve çürümeye bu dünyada mahkum. Ama biz bitmemesine talibiz. Dikkat edin. O yüzden Allah diyor ki bu performansı sergile. Çünkü senin için ebediyeti hazırladım ama Ebu Bekirlerle Ebu Cehillerin ayrılması lazım. Yani bu performansı hak edene vermek lazım. Yani bunu şöyle düşün. Bir sınav yaptığı zaman hoca hangisinin doğru, hangisinin yanlış şık olduğunu biliyor. Bilinçli olarak yanlışları koyuyor ki arada doğruları bilen kabiliyetler ortaya çıkarsın. Heh, dünya her şeye erişip şöyle arkamıza yaslanıp oh deme yeri değil. Burayı iyi oturtmak lazım. Bu dünya şıkların içinden doğruları seçenlerin sonsuzu hak edeceğini ölçmenin yeri oluyor. Yani hak edenle hak etmeyeni ayırmanın yeri. Dolayısıyla buradaki vizyonu bilmemek, bakın şöyle bir tablo oluşturuyor bizim karşımızda. Bir adam futbolcu olmuş. İşte bir takıma sözleşme imzalamış, girmiş. Artık demişler ki sen futbolcusun. Daha imzayı atar atmaz hemen diyor ki benim arabam nerede? Benim evim nerede? Lüks villalarım, saraylarım nerede? Nerede? Benim mükafatım ver. Ya dur hele, sen daha yeni girdin bu işe. Hele bir performans sergile. Tamam. Ama böyle devamlı böyle bir dürten, hani yolculuğa çıkarsın. Çocuk hemen hep der ya işte baba ne zaman geleceğiz? Baba ne zaman? Ne zaman? Ne zaman? Hemen yolu istemiyor aslında. Mesele hemen o mükafata erişmek. Heh. O futbolcu da gramponlarını giydi, formasını giydi, sahaya girdi. Hani nerede? Hani nerede? Ya bir dakika. Burası saha. Bak bunu yanla. Burası saha. Burası senin lüks, konfor, haz içinde yaşayacağın yer değil. Burası terleyeceğin yer. Terleyip terleyenlerin hak ettiği yere biz saray diyoruz. Köşk diyoruz, lüks araba. Onlara verilir. Burada koşman lazım. Hemen bir iki adım böyle ısınıyor. Hani nerede? Hani nerede? Ya bir dakika, sen bu işi niye yaptığını biliyor musun? Niye burada olduğunu biliyor musun? Bu formayı niye giydin? Biliyor musun? Bu saha niye var? Farkında mısın? Buranın amacını çözebildin mi önce? Onu anlamak lazım. Saray, saray, saray. Bir dakika dur. Önce kabiliyetlerini bir sergile. Sahanın kurulma amacı hemen sarayı elde etmen, hazı elde etmen değil. Önce kabiliyetlerini sergilemen. Saha lezzet ve haz yeri değildir. Gayret ve meşakkat, çalışma yeridir. Ücret ve mükafat yeri olan saray için. Aynısı. Dünya bir saha gibi. Sen kulluk formasını giymişsin ve hemen diyorsun ki hani nerede? Hani nerede? Bir dakika dur. Buranın amacı ne? Bir önce bunu bir oturt kafanda. Alemine bir yerleştir. O çocuk gibi hemen varalım, hemen varalım. Aslında hemen bir şeyleri ver, 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 ver demek şu demek değil mi? Ya ben aslında namaz falan da istemiyorum ya. Ben hemen ücret. Allah'ım ben sana yapayım, hemen ver benim ücretim. Daha niye ibadet ettiğini bilmeden, bu sistemin, dünyanın neden kurulduğunu bilmeden, bunu sana emreden zatı tanımadan, bilmeden namaza koyulursan ne yazık ki ne namazın namazlığı kalır, ne o istediğin, aradığın huzuru, lezzeti, mükafatı bulabilirsin, ne Allah'ı razı edebilirsin. Baktığın zaman her şey elinde kalır. O zaman biz şunu diyoruz. Bu dünya niye var? Bu dünyanın amacı ne? Önce bunu çok iyi oturtmak lazım. Sonra bu istediklerime kavuşacak mıyım? Evet, kavuşacaksın ama burası bunun yeri değil. Sadece burada niye varım mantığını oturtmamak bile bizim ibadeti bırakmamıza bir sebep. Evet, rahat etmek istediğini, lezzet almak istediğini, mükafatlanmak istediğini biliyoruz. Ben de istiyorum. Bizi yaratan, biz bunu istemeden istedi bizim için ki o hepimizden daha iyi biliyor. Ama biz şunu bilmiyoruz. Bu dünya niye var? Ben burada ne yapıyorum? Bu namazı niye kılıyorum?
bunu bilmediğimiz için hemen bir şeyler olsun. Yani sahada topa bile vurmadan mükafatı isteyen adam gibi. Bir dakika ya, burası benim kabiliyetlerimi sergilemem için tasarlanmış. Burası cennet gibi tasarlanmamış. Burası cennet olsun diye değil, her istediğimi alayım diye tasarlanmadı. Bunu anlamam lazım. Burası benim Allah'ı tanımam ve onun için gayret etmem için tasarlandı. O zaman mükafat gelmemesinde bir sıkıntı yok. Hatta ben namaza durduğum zaman ne diyorum? Niyet ettim. Allah'ım senin rızan için diyorum. Bu ne demek? Ya Rabbi ben seni tanıyorum. Bana neler verebileceğini de biliyorum. Sen razı olursan benim bütün meselem çözülecek. Sen razı ol yeter. Demek sana evet işte bu sonsuzun anahtarlarını, o aradığını sana verebilir. Ama öbür türlü hemen ver, hemen ver. Ya benim namazda işim yok, oruçta işim yok. Aslında ben hemen o lezzeti istiyorum. O lezzet içinde bunu verecek bir Allah varmış, duydum. Onu alet etmeye, onun gücünden faydalanmaya çalışıyorum. Yani o futbolcunun sahaya girip ya bizim sonuçta bu takımın başkanı milyarlarca dolar parası var. Bana veremez mi araba? Ya verir de önce bir kendini bir göster, bir sergile, kabiliyetlerini ortaya çıkar, bir hak et. Bunu hak et, zaten verecek sana bunu. O arabalara bineceksin, sıkıntı yok. Ama sen hiçbir şey yapmadan o sahada bu kupayı kaldıramadın, bu lezzeti, bu evi, bu arabayı alamadığın gibi bu dünya sahasında da kabiliyetlerini sergile diye yaratılan bu alemde de hiçbir şey yapmadan hiçbir netice alamazsın. O zaman şunu demen lazım. Aslında ben Allah'ım seni kazanmak, senin için çabalamak, senin rızanı aramak için namaza durdum demek yerine direkt şunu de yani namaza durduğum zaman niyet ettim. Allah'ım ev almak için namaz kılmaya. Direkt böyle başla. Hani Allah'a karşı hiç olmazsa samimi ol. Yani de ki ya niyet ettim Allah'ım sevdiğim kıza kavuşmak için namaz kılmaya. Çünkü sen Allah'ı ve Allah'ın sana vereceği sonsuz için bunu yapmıyorsun ki. Bu dünyada işlerin sıkıntıda gidiyor. Burası senin cennetin. Burada her şeyi alacağın yer. Bura öyle kodlamışız kafamıza. Allah da bunu verebilecek potansiyelde. Namazı ona kılayım. Bu dünyada her şeyi bana versin. Burası dedik ya bunun yeri değildi ve sen de niyetinde aslında Allah'ı kazanmak veya bu ibadeti yapmak gibi bir derdin de yok. Hemen bir şeylere kavuşmak. O zaman samimiyet. Bence şu bir samimiyettir. Niyet ettim Allah'ım ben senin için falan yapmıyorum bu işi. Namazı, ibadeti senin için yapmıyorum. Benim derdim bu değil. Yani ben bu dünyada cenneti yaşayacağım. Yani ben öyle çalışmadan istiyorum yani. De. Ama Allah için yapılan işlerde niye olmadı denmez. Çünkü Allah içindir o ve o ev, araba, arsa almak için yapılmaz. Bu gayret yeridir. Hemen mükafat beklenilmez. Zaten senin gayretini zayi etmeyen bir zat için yapılıyordur ve o belki bu dünyada ama muhakkak ahirette sonsuz bir alemde aradığını sana verecektir. Dolayısıyla burada ekersin, ahirette mahsulünü yersin. Burada bir elhamdülillah dersin, ahirette o elhamdülillahın meyvesini yersin. O zaman oturtalım. Bu dünyanın vizyonunu iyi öğrenmek lazım. Namazı niye kıldığımızı iyi öğrenmek lazım. Beklentilerimizi dünyaya sıkıştırmamak lazım. Bu namaz sonsuz için kılınır. Sınırlı için değil. Özet bu aslında. Bu namaz ebediyet için kılınır. Bu oruç ebediyet için tutulur. Bugün gelmedi. Gelmez bu sınırlı dünyada ebediyet gelmez ki zaten. Ama Allah dediğin zaman niyet ettim Allah'ım senin rızan için. Bak ebediyeti verecek zaten kapıları. Onu kazandın. Onun rızasını aldın. Arkana ona yazsın. Bak kapıları açıyorsun şu an. Ama gelmedi. Burada gelmeyecek. Burada gelmeyebilir. Olabilir. Bak Peygamberimiz Aleyhisselam'a. Gelmiş mi her şey? Gelmemiş. Bakıyorsun peygamber düşmanı Hazreti Musa'nın karşısına dikilip ben öyle bir peygamber göndermedim deyip peygamber gönderen bir ilah olduğunu düşünen bir firavun. Bakıyorsun elinin altına koca mısır var. Şimdi hesap et. Allah kendi düşmanlarına Mısır'ı verecek kadar kerem sahibi. Dostlarına, Resulullah'a, en sevdiği kuluna. Bakıyorsun hiçbir şey yok neredeyse dünyevi anlamda. Yani bunu bir deli bile yapmaz. Haşa. Kötü bir ilah tanımış oluyorsun ki o zaman. Hiç kimse yapmaz bunu. Bir akılsız adam bile düşmanla bu kadar iyi davranıp dostunu böyle yermez. O zaman Mısır'ın ötesini Resulullah'a hazırlamış demek zorundasın. Ha, Resulullah şu an Mısır'ın ötesinde bir meyveyi yemeye başladı. Ölüm Müslüman için böyle değil mi? Sen Müslümansın. Allah için yapıyorsun. Sonsuzun anahtarları için yapıyorsun. Mısır'ın ötesini alacaksın yani. Zayi olmasın. Merak etme.